Ege Türk TV ekranlarından Meltem'le Yaşama Dair programından herkese merhabalar. Sevgili seyircilerimiz ekranlarınıza da yansıdı. Ege Türk TV'nin sahibi Necati Sarıoğan'ı 25 Mayıs Cuma gecesi bir kalp krizi sonucu kaybettik. Başta eşi Ayşe Hanım olmak üzere oğulları, tüm Ege Türk TV ailesinin başı sağ olsun. Bizim için adeta bir baba gibiydi. Şimdi ekip arkadaşlarım tarafından hazırlanan bir videoyu seyredeceğiz. Sonrasında buradan devam edeceğiz. Böyle bir açılış yapacağımız aklımızın ucundan bile geçmezdi tabii ki. Necati Sarıoğan, seni unutmayacağız. Evet, bugün Meltem'le Yaşama Dair'de çok değerli bir konuğum var. Mustafa Tahir Öztürk bizimle birlikte. Kendisi İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi. Bu arada tabii Türk Din Musikisi Anabilim Dalı öğretim üyesi diye de hemen belirtmek isterim. Öncelikle Mustafa Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tüm izleyenleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Programa geçmeden evvel yayın grubunuza ve merhumun ailesine sabır diliyorum. Allah rahmet eylesin. Çok teşekkür ederim. Kendisiyle tanışmıyorduk ama bu dileğimi iletmek isterim. Tabii ki. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, gerçekten biz de hala şokunu atlatmamış bulunmaktayız. Herkese Getürk TV'nin, bütün Getürk TV ailesinin ve tüm sevenlerinin başı sağ olsun. Evet, Mustafa Tahir Öztürk deyince tabii ki hemen yine saygıyla anıyorum kendisini. Bir türlü yayın yapmak nasip olmamıştı ama Yaşar Nuri Hocam'a, evet, değil mi? Hemen Yaşar Nuri Hocam'la başlamak istiyorum. Yaşar Nuri Öztürk yeri doldurulmayacak bir isim gerçekten bizim için. Tabii Mustafa Tahir Öztürk deyince ilk akla gelen hemen Yaşar Nuri Hoca oluyor tabii babanızdan dolayı. Tabii. Öncelikle onun oğlu olmak nasıl bir duygu? Onunla beraber tabii ki öyle bir ailenin ferdi olmak nasıl bir duygu? İsterseniz böyle bir başlangıç yapalım. Tabii, teşekkürler. Öncelikle Yaşar Nuri Öztürk'ün oğlu olmak bunun onurunu, mutluluğunu kelimelerle ifade edemem. Onun oğlu olmak. Ama ondan daha önemlisi Yaşar Hoca olarak onun mesaisine şahit olmak, o mesai içerisinde elinden geldiğince orada bir şeyler yapabilmek, o eğitim süreci içerisine girebilmiş olmak hocanın, o çok daha önemli. Çünkü malumunuz, şöyle bir tabir vardır, yol evladı, bel evladı. Şimdi ben her ne kadar bel evladı onun kanından bir insan olsam da, yol evladı olmayı daha öne koyuyorum. Çünkü bir yerden sonra çocuğu olmak, eşi olmak, işte annesi olmak, babası olmak bir şey ifade edemeyebiliyor. Çünkü önümüzde din bağlamında konuşursak, tarihte peygamberlerin, elçilerin çocukları, eşleriyle olan olumsuz tablolar söz konusu. Yani sizin her ne kadar geleneksel anlayış çocuğu veya yakını olmayı hemen istismar aracı haline getirse de asıl olan
misyonun, fikrin ortağı onun evladı olabilmek. Ben bunu daha çok önemsiyorum. Babam olarak benim kaybım çok büyük. Onu yani gözlerimi kapatana kadar o acı, o özlem hep benimle var olacak. Ama ondan daha da önemlisi, ben kendimi de kenara koyarak söylüyorum, o misyonun devam etmemesi Yaşar Nuri üzerinden, o fikirlerin dünya ölçeğinde devam etmiyor olması, bu benden öte ülkemiz ve insanlık adına büyük kayıp. Ama şöyle bir teselli tarafı var, ona belki geleceğiz. Hocanın eserlerinin devamı, o fikirlerin paylaşılması noktasında ben özellikle ablamla yayın evi üzerinden onu, tabii ben akademik, evet, işin akademik tarafı benim üzerimde, o yayın işinin saha çalışmalarını yürütüyor ablam. Evet. Ve görünen yüz ben olduğum için böyle bunu devam ettiriyoruz. Bu da büyük bir mutluluk ve onur. Evet. Yani ve ben elimden geldiğince, gücüm yettiğince, ömrüm el verdiğince bunu devam ettireceğim. Yani çünkü bu bizim üzerimizde büyük bir sorumluluk. Öncelikli olarak ilme vefa, ilme nankörlük etmemek, gerçeği paylaşmak, gerçeğin peşinde olmak adına bu bizim üzerimize bir sorumluluk. Çünkü yazan çizen insanlarız. Onun sorumluluğu çok büyük. Yani üç maymunlara girdiğiniz zaman, o zaman şöyle bir atasözü diye söylenen bir ifade var. Hani söz gümüşse sükût altındır. Bunu iyi niyetle bakarsak, insan yeri geldiğince bilgisi doğrultusunda konuşmalı diye şey yaparsak tamam, mesele yok. Ama şu manaya çekilerek bu ifade edilirse bu çok sakat bir ifade. Yani baştan sus, görme, duyma, hemen sana altınını verelim. Ama yok, ben hakikati konuşacağım, hakikati paylaşacağım, bunu haykıracağım dediniz mi, o zaman bunun yolu çok zorlu. Her türlü meşakkate katlanmanız gerekir. Hatta hayati tehlikeyi göze almanız lazım. Ben de diyorum ki ben bu yolda kendimce gidiyorum. En fazla muradım, yani her ne kadar başarılı olmaksa da karşılığında en fazla alacağım gümüş olsun. Hiç önemli değil. Evet. Ama yolumuz belli olsun. Biz de bunun üzere bu yola devam ediyoruz. Bu arada vefatının hemen ardından Türkiye'nin hocası olmuş. Profesör Doktor Yaşar Nur Öztürk'ün anısına tabii ki bir kitaplardan şöyle sırasıyla gidelim diyorum. Şimdi şöyle toparlayayım ben onu isterseniz. Yaşar Hoca'nın çalışma metodu çok enteresandı. Evet. Aynı anda onlarca kitap, dosya birlikte çalışılıyordu. Çok üretken bir insandı. Yani ben bu kadar yoğun çalışan, yoğun üreten az insan biliyorum. Yani bilgi olarak. Ne güzel. Görmedim de. Böyle bir kişinin, evet, oğlu olmak. Hocanın
İki kapak arasında gördü o elinizdeki kitap. Evet. İslam dünyasında akıl ve Kur'an nasıl dışlandı? Bunun kapağını rahmetliyle beraber seçtik. İki kapak haline gelmesini maalesef göremedi. Vefatının ardından onu iki kapak haline getirdim. Çıktı. Hemen peşinden ölüm yıldönümüne orada çok yakın yetiştirdim. 22'si evet, değil mi? Çok enteresan seçim arefesi. Evet, seçim arefesi. Evet. Ben de dün akşam yayına şöyle hazırlanırken bir baktım. Tam seçim öncesine geliyor, seçim arefesine geliyor. Her zaman için zaten anıyoruz. Hiçbir zaman hafızalardan silinmeyecek diye düşünüyorum Yaşar Nur Özsök adı. Tabii. Zaman. O bedenin ortadan kaybolması bir şey ifade etmiyor. Aynen, çünkü o fikirler, yani asıl şimdi yaşıyor. Kesinlikle. Tabii. Kesinlikle. Yani hoca hep onu söylerdi. İnsan olan ölür. Tamam. Bu hakkı, bu sıfatı taşımayan biraz ağır olacak ama geberir diyordu. Benim niyetim ölmek. Ardımda bir şeyler bırakarak. Kesinlikle. Evet. Ki o dediğini gerçekleştirdi hayatı. Hayatında. Ve şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Hayatı süresince böyle bir üretimi yapıp da onun dönüşünü görmeyen, manevi dönüşünü görmeyen yığınla insan var. Çok insanlık iyi, tarihi boyunca. Iyi. Şimdi bakıyorsunuz muhteşem bir insan, olağanüstü işler yapmış. Ama hayatı boyunca o dikkate alınmamış. Aradan yüzyıllar geçiyor, birisi çıkartıyor onu, insanlığın önüne koyuyor ve diyorlar ki, şu zamanda yaşayan şu kişi böyle böyle işler yapmış. Ne muhteşem işler yapmış. Hoca, Allah'a şükür ki onu kendi de ifade ediyordu. Ben yaşadığım zaman ben bunu gördüm. El hak doğrudur, görmüştür. 20. yüzyılın en etkili ıslahatçı ve bilim adamı sınıfında Time dergisinin 20. yüzyılın en önemli isimleri şeyinde, anki listesinde 7. kişi, Einstein'ı da geçerek şey oldu. Yani tarih onu, o olsun olmasın, tarih onu zaten yazmış durumdadır. İleride bu çok daha yukarı seviyede olacak. Çünkü hoca hep onu söylerdi. Ben kendi misyonum için, kendi eserimi, hayat eserimi ortaya koymak için yazıyorum. Velev ki insanlar okumasın. Ki ben okuduklarını biliyorum, o bana büyük bir mutluluk veriyor diyordu. Velev ki okumasın. Ama işe yarar bir şey ürettiğiniz zaman toprağın metrelerce altında da olsa biri çıkar, bir zaman gelir, onu çıkartır, tüm insanlığın önüne koyar ve siz yine yaptığınız iş itibariyle hedefinize varırsınız. Bu arada elimdeki kitap çok gerçekten değerli bir kitap. Çok fazla sayıyla kişiyle görüştünüz. Evet, 61 kişi var. Evet. O da çok enteresan bir tevafuk oldu. Hoca Trabzon'du. Yani biz Trabzonluyuz. Yani çok daha fazla insan olabilirdi. O da böyle bir hoş bir tesadüf değil. Evet. Daha da yumuşatalım. 61 kişi. Çok farklı alanlarda önemli isimler yazı kalemi aldı. Hoca için. Hocayla tanışmayan bir takım insanlar da dahil.
Bu süreç de enteresandır benim hayatımda. Evet, özellikle olumlu olumsuz o geri dönüşümleri soracağım. Yani bu süreç çok şaşırtan ne oldu? Burada pek çok isim var. Doğu Perinçek, Soner Yalçın, Uğur Dündar, Yılmaz Özdil, Nihat Genç, Özdemir İnce çok güzel de yazmışlar. Gerçekten şöyle hemen arka taraftan birkaç tanesini okumak istiyorum. Tabii, buyurun. Soner Yalçın, Yaşar Nur Öztürk, tehlikeli savaşa gözünü kırpmadan giren ve aklını, kalemini mızrak gibi kullanan cesur bir devrimciydi demiş. Yine Uğur Dündar, öyle ölüler vardır ki ben onların öldüklerini düşündükçe vakit olur, yaşadığımdan utanırım. Herkese selam, sana hasret demiş. Çok güzel kaleme almışlar. Yine Yılmaz Özdil, en ufak tıkırtının bile ürkütücü yankılara dönüştüğü, derinliği belirsiz klasofobik mağaranın içinde, elinde meşaleyle zifiri karanlığın üstüne yürüyerek, tek başına giden bir kişi olarak tanımlıyor Yaşar Nur Öztürk, buydu demiş. Yine burada pek çok kişinin, şu anda programımız yetmez, bunları tek tek saymıyor ama evet. Yaşar Nur Öztürk hakkında yazdığı yazıları bu kitapta derlediniz. Hı-hı. Burada olumlu olumsuz geri dönüşümlerde sizi en çok şaşırtan olay neydi? En çok şaşırtan, şimdi bu süreçle, şimdi programın başında söyledim. Hı-hı. Hocanın evladı ve rahlesinden geçen bir insan olmak benim için çok onur verici. Evet. Bunun mutluluğu anlatılamaz. Hı-hı. Şimdi ben bu süreçten sonra hocaya olan hayranlığım katlayarak arttı. Şöyle ki, öyle geri dönüşler oldu ki ve bunlar hocayla yakın hukuku olan insanlar, hani programda dedik ya, altın gümüş hesabı. İşte o altını peşinde olan, o niyette olan, mecazen söylüyorum, susarak, konuşmayarak bir takım insanlara malzeme olmamak adına, kendilerini inkar etme pahasına söz vermiş olmalarına rağmen buraya yazı vermediler. Ve bunların ekseriyeti hocayla olan, çok yakın olan insanlardı. Neden vermediler? Şimdi etrafa kokluyorlar. Etrafla demek bir takım diyaloglar oluyor. Evet. Birileri diyor ki ona, aman sen böyle bir kitaba, tarihe böyle bir şey bırakma. Şimdi birileri üzerine gider. Bu çok aşağılık bir şey. Yani bunu ben şimdi kelimeyi seçerek konuşmak durumundayım. Yani ağzım dolu ama bu kadarını söyleyeyim. Yani çok aşağılık bir şey. Bunu insan olmak onuruyla yan yana getiremiyorum. Mesleki haset nedir biliyor musunuz? Ben bunu dibine kadar bu süreçte gördüm. O anlı şanlı hoca geçinenler var ya, hocana geçinenlerin birçoğu bu konuştuklarımdan, o hasetlerini adeta kustu. Bu süreçte, beni daha konuşturmayın. Bu süreçte tabii herkes tabii, daha yakından tanışıyor. Tabii ama tabii işin olumsuz tarafı. Evet, olumlu tarafı şu, o kadar güzel yazılar gördüm tabii ki yani, o tabii o şey yaraya merhem oluyor. Değil mi? Evet. Böyle birkaç tane. Biz tabii hep şeyini. Şimdi siz yani. Yaraya parmak bastınız. Hı-hı. Ben de sitem ettim. Ama biz bunları daha konuşmayalım. Bakın Müjdat Gezen ne demiş? Bana göre Yaşar Nur gitmedi. Kitaplarında yaşıyor, anılarımızda yaşıyor. Bu ülkenin çok çok şey vermiş bir insan olarak her türlü övgüyü zaten yaşarken gördü. Evet. Arkasından konuşanlar, yaşarken saldıranlar bugün bir hiç olarak yaşamlarına devam ediyor. Tabii. Ama Yaşar Nur Öztürk aramızdan göçmüş olduğu halde yaşıyor. Evet. Bundan daha güzel ne olabilir ki demiş.
Doğru. Çok güzel ifade etmiş tabii, zaten. Tabii. Evet, bu kitap da yine tüm kitapçılarda bulabilirsiniz. Bu arada sizin kendi kitapçılarınız da var. Onlardan da benim mi kitap haline gelmiş iki tane çalışmam var. Evet, bir tanesi ezanla ilgili, bir tanesi çok yüksek lisans çalışmam. Müzikoloji yüksek lisans tezimdir. Bu ezan konusunu. Evet, özellikle Türk din musikisinde ezan diye bir kitabımız var. Hazır o konuya da gelmişken yüksek lisans konunuzda. Ben menşe olarak konservatuvarlayım, lisansım da orada. Tabii ki oraya da geleceğim zaten. Tabii. Biraz sanat ve müziği de... Her ne kadar doktora da biraz böyle bir farklı bir alan ama sonuçta sosyal bilim, din sosyolojisi üzerine. Doktoramı yaptım. Birçok yayınlarıyla da ilgileniyorsunuz. Şu anda yapmış olduğunuz bir televizyon programı da var. Onların hepsine de tek tek geçeceğim. Hatta kitaplarla da devam edeceğim ama burada bir sizin o iki kitabınızı da konuşmak isterim. Özellikle ezan konusunda yüksek lisansla çalıştınız. Biraz bahseder misiniz? Mesela ezan kaç tür makamda okunabiliyor? Şimdi mesela onun sayıya hapsetmek doğru tam doğru olmayabilir. Şöyle ki geleneğimizde ki Türk İslam geleneğinde ezanı başlı başına bir müzik formu haline getirdik. Yani bunun onuru bize ait ve bunu zirveye oturttuk. Ha bu zirvedeki durum şu an ne halde onu da konuşuruz isterseniz. Tabii. Ama gelenekte tüm İslam dünyasının gözünü diktiği merkezdi mesela İstanbul. Tabii. İstanbul'un geleneği, özellikle Üsküdar tarafı, bu işin zirvesi kabul ediliyordu. Arap dünyası özellikle oradan bir şeyler alabilme gayreti içerisindeydi. O Kahire, efendim Halep ve diğer bölgeler İstanbul'un çok sonrasında gelmiştir. Ha şimdi ne halde? Ha şeyi söyleyeyim unutmadan. Gelenek belli makam grupları üzerinden ezanları okuma yolunu tercih etmiş. O makamların tercihi biraz musikinin insan üzerinde, insan doğası üzerine etkisi dikkate alınarak, yani biz bugün bunu müzik terapisi, müzikoterapi adı altında inceliyoruz. Hani makamsal müziklerin insan üzerindeki olumlu etkileri, bunun dikkate alındığını görüyoruz. Sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı, belli makam grupları. İşte nedir? Sabah güne başlanacağı için sabah makamında, sabah çeşnili olan makam tercihleri tercih edilmiş. Öğle, ikindi, Uşaklı ve Ras çeşnili, Hicaz çeşnili makamlar daha ön planda. Akşamda şöyle bir farklılık var. Akşam insanların akşamdan sonra evine gideceğini düşünürsek, herkesin işini gücünü bitirdikten evine gideceğini, çok daha hızlı, diğer vakitlere göre daha hızlı okunan ve genelde segah çeşnili tercih edilen bir ezan olmuştur. Dediğim gibi Rast, Uşşak, Hüseyini, Bayati, işte sabah Hicaz aileleri gibi makamlar daha ön planda. Bu çok daha zengin bir şekilde geçmişte yapılıyordu. Şimdi o ustaların kalmaması ve o seviyenin belli bir derecede müzikalite gerektirmesi
Dolayısıyla şu anki uygulayıcılar daha kolay olan makam tercihlerini tercih etmiştir. O işin makam tercihi. Ama bir de üslup, stil denilen bir şey var. Burada büyük problem var. Yani bizim Türk geleneğinin dışına çıkılmış durumda Selahattin camileri dediğimiz o büyük camilerde dahi çok kötü örneklerini görüp üzülüyoruz. Yani özellikle sesini duyuracağım o hoparlörle çevreye verilen o kötü sesle birleştiğinde gürültü kirliliği oluşturacak noktaya gelen ezanları duydukça biz kahroluyoruz. Tam yeri gelmişken, tabii Ramazan ayındayız. Ramazan'a özel bir aydır program yapıyoruz. Hayata dair her şeyi konuştuğumuz Meltem'le yaşama dairdi. Özellikle sizin internette bir söyleminizi duydum. Bugün yaşanılan din Kur'an dışıdır demişsiniz. Ve bu sadece yani benim de... Evet, Eşen hocamız da o yüzden çok duruyordu bu en önemli kavramlar. Tabii. Yani Kur'an'da İslam, Kur'an'da din, Kur'an merkezli din. Evet. Ramazan ayında bu iz tabii. Şimdi Ramazan'a özel, tabii Ramazan'ın sonuna doğru, istiyor. Ramazan'ın ve, sonuna diye son haftaya, evet, son haftaya Cuma günü girmiş. Kadir gecesi zaten. Son haftaya girdik. Evet. Şimdi Ramazan'ı nasıl algılamak gerekiyor? Ramazan biz din deyince ana kaynağımız Kur'an olmalı. Evet. Ama geleneksel anlayış maalesef bunun dışına taşmış. Kur'an'ın yanında, hatta Kur'an'a rağmen Kur'an'ın karşısında rakip bir din üretilmiş durumda. İbn-i Teymiye önemli bir şahsiyettir. O bu ayrımı indirilmiş ve uydurulmuş din, evet, diye veriyor. İndirilen yani münzel olan, inmiş din. Olan din. Bu Allah'ın dini. Evet. Allah'ın dinine Kur'an dini, tevhid dini, fıtrat dini diyebiliriz. İslam deyince insanların algıları, herkes kendi kafasındakileri İslam diye piyasaya, evet, sürüyor. Ama biz İslam dediğimizde Kur'an dediğimiz kitabın bize verdiği ve onun adres gösterdikleri yerleri akıl gibi, bilim gibi, maruf dediğimiz insanlığın ortak değerleri gibi değerleri anlıyoruz. Yaratılış kanunları, sünnetullah dediğimiz tabiat kanunlarını anlıyoruz. Şimdi vahiy ile beraber bunları bir arada düşündüğümüzde o zaman İslam ortaya çıkıyor. Çünkü biz bu adresleri de kendi kafamızdan çıkartmıyoruz. Kur'an'ın bize işaret ettiği adres bunlar. Şimdi aklı kenara ittikten sonra ters tutuyoruz. Aklı ters tutuyoruz. İki cilt ya. Evet, iki cilt. Ona da geleceğim. Arka tarafı, evet, yapacak. Aklı kenara ittikten sonra, hatta onu yok sayıp, hatta karşı geldikten sonra İslam diye bir şeyden bahsedemezsiniz. O din olsa olsa uydurulmuş birilerinin ürettiği bir din olabilir. Allah'ın dini olamaz. Yani bugün yaşanan din Kur'an'ın dini değildir derken biz bu gerçeğin altını çiziyoruz. Ki öyle değil mi? Evet. Allah'ın dini yeryüzünde hakim olsa dünya bu halde mi olur? Hadi dünyayı bırakalım. İslam dünyası bu halde mi olur? Olmaz. Evet. Şu an insanlık kervanının en arkasında insanlığın ardında bıraktığı kazuratları toplama noktasına gelmiş durumda ve insanlığın ayak işlerini yapan kitleler haline gelmiş durumda İslam dünyası. Yani böyle mi olmalıydı?
kendisine Müslümanım diyen insanların hali. Maalesef. Şimdi bakıyoruz, İslam'ın murad ettiği temel değerler, kendisine Müslüman demeyen, İslam demeyen toplumlarda, Batı toplumunda daha önde. Ve bunların araştırmaları yapılmış. Şimdi İslami değerleri puanlama haline getirip, yani burada Kur'an'da yer alan hayata dair, topluma dair olmazsa olmaz unsurları puan haline getiriyorlar. Bu toplumda, hangi toplumda bu değerler daha fazla var? Bir incelemeye soktuklarında İslam dünyasında listeye giren yok. Kendisine Hristiyan, hatta ateist diyen ülkeler en önde. Şimdi bu facia bir durum. Yani siz bunu nasıl izah edeceksiniz? Yani diyeceksiniz ki insanlığa, bir kere şunu söylememiz lazım. Yani siz bize bakarak İslam'ı değerlendirmeyin kardeşim. İslam Allah'ın dini. Bu da o kitabın içerisinde var. Siz buradan hayatınıza bir şeyler sokmaya bakın. Bize bakmayın. Biz Müslüman falan filan değiliz dememiz lazım. Şimdi birileri bunu duyunca vay terbiyesiz, edepsiz falan gibi şimdi sövüp saymaya başlayacak. O ne derse desin. Önemli değil. Biz hakikati söylemekle yükümlüyüz. Bu arada sizin de bir kitabınız var. Hemen elimdeki kitaba geçeceğim ama onu da söylemeden geçemeyeceğim. İslam'la vuran din merkezli Batı stratejileri diye, 11 Eylül sonrası Türkiye diye. O benim doktora tezimdir. Onun kitap haline getirilmişi. Evet. O de özellikle bugün hedef tahtası haline getirilmiş, haklı olarak yaklaşımların biri FETÖ diye adlandırılan merkezinde olduğu bir çalışmadır. 2010 yılında ben şu bu tezi... Tüm kitapçılarda veya... Bulabilirler de. Yani bunu ben gururla söylüyorum. 2010 yılında herkes metiyeler düzerken anlaşan da insanlar... Biz bu tespitleri yaptık ve jürimizde... Siz o zamanlar yazdınız. Jürimizde bu işin geçmemesi için özel olarak tutulmuş bir iki adamın muhalefetine rağmen biz bu doktora tezini geçirdik. Evet. O çok önemli bir tez. Maalesef bunun çok daha... Detaylı konuşulması lazım. Zaten bu kitapların esasında bir program konusu. Tabii. Gerek tabii Yaşar hocamızın yarım kalan bu tabii siz bu eserleri tek tek hepsini bir programda konuşmamız gerekiyor ama biz hepsini bir programa sığdırmaya çalışıyoruz. Evet, elinizdeki kitap İslam'da Tecdit. İki ciltlik bir kitap. O biraz kitap ben hocanın ifadesiyle artık benim de bir şeyler söylemeye başladım dediği çalışmalardan biridir. Çok önemli çalışma, çok hayati. Bu tüm insanlara mesajlar veren bir kitap. Tabii sadece burayla sınırlı değil. İslam dünyasıyla sınırlı. Tüm dünyaya. Çünkü İslam dediğimiz mesele bugün dünya siyasetini yönlendiren bir mesele haline gelmiştir. Ne zamandan beri? Özellikle SSCB'nin dağılması, Doğu Batı bloğunun karışması, Berlin Duvarı'nın yıkılması, bundan sonra belirleyici olan din üzerinden siyasettir. Ve bu din üzerinden siyaset de İslam üzerinden götürülmüştür. Ama biz kitabın ismini şey yaparken, seçerken özellikle oraya bir ilave yaptık. Bu İslam'da tecdit. Dinde reform değil.
Çünkü bu çok istismar edilen bir alan. Ben güzel şimdi şeye, şimdi karışmasın konular. Hı-hı. Biraz önce o doktora çalışmasını evet. söyledi. Doktora Hı-hı. çalışmasım şu an burada evet, yok. Evet yok, ha, yok. İslam'ı İslam'la vuran... Din merkezli batı stratejileri. Din merkezli batı stratejileri dedik. Niye İslam'ı İslam'la vuran dedik? Biraz önce söyledim ya. Merkezde İslam var. Evet. Bunun üzerinden siyaset götürülüyor. Götüren kişiler kim? Emperyalist Haçlı Batı. Bunu tüm insanlığın yararına işletecek hali yok. İslam'ı öyle bir hale getirmesi lazım ki Müslümanım diyen kitleleri uyuştursun, içini boşaltsın, yamultsun ve buradaki bu coğrafyanın altını üstünü istediği gibi kullansın ve o topraklar üzerinde hüküm sürsün diye. Atatürk, 1920'lerde merhum Atatürk o ifadeyi kullanıyor. İslam'ı İslam'la vuran siyaset diyor. Bunun baş temsilcisi olarak o dönemde İngiltere'yi öne çıkartıyor. Şu an İngiltere her ne kadar kuliste gibi gözükse de yine kulisten suflelerini veriyor piyasaya. Evet. O işin başını da ABD ve onun hampaları üstlenmiş durumda. İşte işin bu noktaya geldiğini görüp ona göre siyaset üretmek lazım. Dönüp dolaşıyoruz. Meselelerin merkezinde sadet noktası dediğimiz, olmazsa olmaz dediğimiz teoloji noktasına geliyoruz. Şimdi tüm dünyada şu an öyle ama biz ülkemiz üzerinden ve İslam dünyası üzerinden konuşalım. Sorunların merkezi hep teolojik kökenli. Orayı toparlamadan iktisat, efendim sosyoloji, şu bu, ekonomi, efendim kültür, sanat, bunların hiçbirinin düzelmesine imkan yok. Çünkü olmazsa olmaz nokta teolojik noktadır. Çünkü o bütün kodlarımızı etkileyen ana güçtür. Çünkü siz din üzerinden kotarılan ihanet çarpıtma süreciyle, aldatma süreciyle insanları bir başka noktaya getiriyorsunuz ve dışarıya bir av haline getiriyorsunuz. Buna içeriden gönüllü veya gönülsüz malzeme olabilecek birçok da insan buluyor, buluyorlar. Evet. Kesinlikle. Bu arada hemen diğer kitaplarla da devam etmek istiyorum. Yine Kur'an penceresinden Kurtuluş Savaşı. O çok daha önceki bir kitaptır. Şimdi Kurtuluş Savaşı'na Hı-hı. bir bakış Kur'an penceresinden. O şöyle önemli. 3 ciltlik çalışmanın bir özeti o üç, değil mi? O 3 ciltlik bir çalışmanın Hı-hı. özeti durumunda. O özeti en önce çıkardı hoca. Şimdi hocanın bir temel söylemi vardı. Bu İslam'ın olmazsa olmaz evet. mesele olması hı hı. artı iki mirasın evet. birbirleriyle uyumunu gündeme getirmek. Evet. Bu iki miras nedir? Kur'an, mirası. Kur'an dediğimiz İndirilen Hazreti Muhammed'in mirası, indirilen din ve Mustafa Kemal'in mirası, Cumhuriyet mirası. Evet, o mirasın birbirleriyle çelişmediği, birbirlerini kucakladığını temel söylemlerinden biri haline getirmişti merhum hoca. Bunu bu kucaklaşmayı
ana merkezde görmedikçe ülkenin felah bulması mümkün değildir diyordu. Çünkü iki tarafı temsil eden, ettiğini iddia eden ama o iki tarafı da, o iki mirasın da istismarını yapan gruplar ülke insanını mengene içine sokmuş gibi giriyorlar. Biri dini, Allah'ı, Hazreti Muhammed'i kendi anladığı şekliyle, bakın onu tırnak içerisinde söylüyorum, kendi anladığı Allah'ı, kendi anladığı Kur'an'ı, kendi anladığı Hazreti Muhammed'i dayatıyor. Öteki taraftan birileri de Cumhuriyeti ve Atatürk'ü ve onun fikirlerini kendi kafasına göre millete dayatıyor. Şu noktaya gelinmiş durumda, iki tarafta bir anlatmıyor, dayatıyor. Dayatılan şey muhakkak tepki görür. Evet. Ve insanlar bunu zaten elinin tersiyle itip, ya işiniz gücünüz yok mu? Bırakın, ben bunlarla uğraşmak istemiyorum diyor. Ama uğraşan başka birileri çıkıyor. Bu ülkenin nimetlerine talan ediyorlar. Bu kısır kavga üzerinden. Şimdi deizm kitabına geçeceğim ama bir son kitap var çıkan, hemen ondan bahsetmek istiyorum. Ekrana da yansıyor. Sevgiliye Mektuplar. Bu en son çıkan. Şimdi ben şöyle kronolojik şey yaparsak. İslam dünyasında akıl ve Kur'an nasıl dışlandı? Evet. Peşinden o benim hazırladığım kitap. Evet. Türkiye'nin hocası Profesör Doktor Yaşar Nur Öztürk anısına. Peşinden İslam'da tecdit, iki ciltlik çalışma ve en son Şubat sonu Mart başı ekranlara da yansıyor. Sevgiliye Mektuplar kitabı. Evet. O ince bir çalışma ama çok önemli tahliller var, teofilozofik tahliller var. Hayata yönelik, insanlığa yönelik çok önemli mesajlar var. Evet. O ismi aldanıp insanlar şey zannetmesin, aşk mektupları falan filan gibi görmesin. Hemen direkt öyle tabii. Olabilir buradan. Aşk mektupları falan filan değil. Çok ciddi. Aşk da zaten başta başına ciddi bir meseledir. Hayatta her şeyin ciddiye alınması lazım. Ama bu orada bir mektuplar diyerek İşi biraz edebi bir üslupla, farklı bir üslupla ifade etmiş hoca. İnsanımız için, bu coğrafya için ve insanlık için çok özel mesajlar var. Dikkatle okunması lazım. Bu vesileyle tabii tekrar teşekkür ediyorum. Şimdi o elinizde kitap da çok önemli. Deizm. Çok önemli bir kitap var. Kur'an deizmi teşvik eden bir kitap değil ama ona kapı aralayan bir kitaptır diye. Şimdi bu deizm kitabını özellikle göstermeniz iyi oldu. Teşekkür ediyorum size. Çünkü uydurma dinin temsilcileri, din üzerinden saltanat kuran çevreler, din siyaseti, dinci siyaset üreten mahfiller hayatı boyunca mücadelesinin merkezine Kur'an'ı koyan, din dediğinde Kur'an'ı ortaya koyan ve bunun için hayatını ortaya koyan bir şahsiyet olan Yaşar Nuri Öztürk'e hayatı boyunca zaten hedef haline getirilmişti. Vefatından sonra bu hala devam ediyor. Bu hale devam ediyor. Bunun şöyle bir sağlamasını da yapmak lazım. Bu devam ettiğine göre Yaşar Hoca çok doğru, çok güzel işler yaptı. Çok güzel tohumlar ekti. O tohumlar artık fidan ve ağaç haline gelmeye başladı.
İnsanlar artık bu uydurulmuş dinin tuzaklarına ve onların uydurmalarına artık kulaklarını tıkayıp kendilerine, fıtratlarına, aklarına, vicdanlarına uygun bir yol arıyorlar ki o yolun da zaten varacağı yer Allah'ın kitabı olan Kur'an'ın getirdiği din, tevhid dinidir, fıtrat dinidir. İnsanlar artık bu şeyleri yemiyorlar ve bu adamların biraz önce bahsettiğimiz adamların altındaki zemin kaydıkça bu istismarlar, istismarın önü kapandıkça bunlar daha çok kuduruyor. Ve Yaşar Hoca'ya daha çok saldırıyorlar. Evet. Ha bu saldırıların şu an vefatından sonra kullanılan en büyük argüman alçak bir iftira. Diyorlar ki efendim Yaşar Nuri Öztürk Deizm diye bir kitap yazdı. Deist oldu. Şimdi evet. Bakar mısınız şu alçakça ifadeye? Şimdi bu müfteriler bu müfterilere hayatındayken cevap vermişti hoca. Hala devam ediyorlar. Hatta hocanın kurduğu fakültede koltuk verdiği insanlardan bazıları bu alçak kampanyaya odun taşıyorlar. Tabii. Hatta bunlardan bir tanesi şu an mahkemedeyiz. Şu onursuz iftiraya alet oldu birilerinin talimatıyla. Ben öyle. Bu kitabı yazdığı için. Efendim, resim gösteriyor arkada. Diyor ki, Atatürk laik hoca için bahsediyor. Tırnakça, laiklerin imamı Atatürk deist oldu diye deist oldu. Bakar mısınız? Ya sen dinler tarihçisi geçiniyorsun. Senin fakülteye gelişini sağlayan, o süreci başlatan insan kendisi. Sen nasıl bir İslam ahlakına, imanına sahipsin? Bir insan, Kur'an mümini bir insan, hayatı Kur'an için geçen bir insan hakkında deist oldu. Şimdi deist olmak, sakın yanlış anlamayın, deist olmak çok olumsuz bir şey gibi her ne kadar pazarlansa da bu kötü bir şey değil. Ama şimdi siz Allah'ın Kur'an'da çizdiği, resmettiği şey üzerinden yola çıkarsak, evet. İşin olmazsa olmaz noktasını Kur'an, Maide suresi ve Bakara suresinde o iki ayetle veriliyor, 62-69. Allah'a inanmanın, ahirete inanmanın ve salih amel işleyen insanların hangi nüfus kağıdını taşırsa taşısın, kurtuluşa kazanabileceğini söylüyor. Bunu kim söylüyor? Ben söylemiyorum. Kur'an diyor. Yani Allah bu kapı aralığı, hani dedi ya hoca, teşvik etmiyor ama kapı aralıyor. Niye kapı aralıyor? Çünkü dinci taife insanlığın ensesinde boza pişirmeye devam ediyor. Ondan kurtuluşun yolu öyle an geliyor ki deist olmaktan başka bir çare gözükmüyor. E ne yapacaktı adam? Yani insanların uydurduğu şirk dinine teslim olup mürayi, münafık, kafir olmaktansa Allah'a imanı sağlam tutup diğerlerini paranteze almak evladır. Kur'an bunu söylüyor. Yaşar Hoca da bir ilim adamı olarak, Kur'an mümini bir insan olarak Kur'an'daki bu hakikati insanlara duyurdu. Tabii. Ha, vay ne demek? Sen nasıl bunu söylersin? Deizm falan.
Zaten burada hemen deizmin felsefi kimliği, Kur'an açısından deizm, onlar da İslam düşüncesinde deizm meselesi. İşin tüm çerçevesi orada anlatılmış. Evet, bölüm bölüm bütün bölümlerinde anlatıldığını görürüz. Bu arada süremiz bitti. Tabii böyle değerli bir hoca, Türkiye'nin hocası Mustafa Yaşar. Yaşar Nur Öztürk. Çünkü ayrı konuşmak gerekiyor, size ayrı konuşmak gerekiyor. Çünkü sizin de çok değerli iki eseriniz var. Türk Din Musikisi Anabilim Dalı öğretim üyesisiniz. Öğrencilerinizle ilgili size sorular da soracaktım açıkçası. Bir de bunun dışında hemen belirtelim. Sizin bir de ayrıca Türkiye'nin Tenörü projesinin sahibisiniz değil mi? Türkiye'nin tenörü. Şimdi o benim hobi olarak yürüttüğüm bir müzik yapım, müzik yapım evet. Tarafım. Müzik yapımcısı. Evet. Şimdi bir sonraki umarım programımızda onu konuşuruz. Yani o maalesef rafa kaldırılmak durumunda evet. kaldı. Hı-hı. Malum Türkiye'nin gelmiş olduğu noktada kültür sanat işleri durumu işler acısı. Biz bunu çok idealist düşünerek oluşturmuştuk. Bununla ilgili Berk iki Özbek, tane. Berk Özbek bu iş projenin solistiydi. Hı. Berk'e buradan selam söyleyelim. Türkiye'nin tenoru sıfatıyla birçok iş yaptık. O birlikteliğimiz teorik olarak bu proje bağlamında evet, devam ediyor. Devam. Ama aktif olarak maalesef devam edemiyor. Çünkü... hayatın gidişatı, ülkenin gerçekleri buna müsaade etmedi. İnşallah güzel şeyler olur. İnşallah. Güzel şeyler olur. Ülkenin bu alanda önü açılır. Biz de bu keyifli şeyleri paylaşmak yoluna gideriz. İnşallah, inşallah. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Doktor öğretim üyesi İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi. Bunun yanı sıra tabii Türk Din Musikisi Anabilim Dalı öğretim üyesi de özellikle detaylı bir şekilde de belirtmek istiyorum. Çünkü KJ'de sadece İstanbul Üniversitesi İlahiyat evet. Fakültesi diye belirttik. Mustafa evet. Tahir Öztürk çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim davetiniz için. Bu vesileyle Ramazan'ın idrak ettiğimiz bu son günleri de olsa bu günler içerisinde Ramazan'ın bereketiyle insanları kuşatmasını niyaz ediyorum. Ramazan'ın hedeflediği hakiki orucun ve Kur'an'ı din yapma zihniyetinin bu vesileyle hayata hakim olmasını niyaz ediyorum. Olmazsa olmazlardan bir tanesi de paylaşımdır. Kur'an'ın en önemli konularından biri infak, paylaşım. Paylaşımın fazlasıyla insan hayatında gündem olmasını diliyorum. Kendi adıma, ülkem adına, İslam dünyası adına, insanlık adına. Bu paylaşım olmadığı sürece zaten Kur'an'ın ifadesidir. Sevdiğiniz şeylerden paylaşmadıkça, bakın sevdiğiniz şeylerden paylaşmadıkça zafer ve mutluluğa asla erişemezsiniz diyor. Yani zafer, başarının ve mutlak mutluluğun adresini paylaşım olarak vermiş. Herkes sahip olduğu şeylerin güzel olanlarından imkan ölçüsünde paylaşacak. Bu olmazsa mutluluk, başarı olması imkanı yok. İslam dünyasının facia noktasına gelmesinin arkasında bunun ıskalanması, bu ve bunun gibi umdelerin ıskalanması yatıyor. Yani bunu ne kadar çok hayata sokarsak, insanlık içerisindeki mutluluk ve insanlığın başarısı o derece artacaktır. Çok teşekkür ediyorum. Süremi çok aştım. Bayram da, evet, hemen ona da söyleyeyim son bir cümle. Tabii ki. Bu paylaşımın güzel görünümlerinden biri olan bayram, kendi kültürümüzde çok önemli. Evet, kesinlikle. Bunun vesilesi olsun insanların kaynaşması. Çünkü çok insanlar gerildi. Özellikle siyaset üzerinden. O
kaynaşmaya bir vesile olsun bu bayram paylaşmaları. Saygı ve sevgiyle selamlıyorum halkımızı ve şimdiden iyi bayramlar, mutlu bayramlar çok teşekkür diliyorum. Ediyoruz. Biz de size doktor öğretim üyesi Mustafa Tahir Öztürk programımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Yayın yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sürçülisaneti ise gaffola bir başka programda görüşünceye dek hoşçakalın.